Ermenistan'la Azerbaycan birlikleri arasında önceki gün başlayan çatışmalar sürüyor. 2020'den bu yana iki ülke arasında yaşanan en ağır çatışmada Ermenistan'dan en az 49, Azerbaycan'dan en az 50 asker yaşamını yitirdi. İki ülke Azerbaycan coğrafya sınırları içindeki Dağlık-Karabağ konusundaki anlaşmazlık nedeniyle 2020 sonbaharında büyük bir çatışma yaşamıştı. 6 hafta süren çatışmalarda 6500'den fazla asker yaşamını yitirmişti. Rusya'nın arabuluculuğunda taraflar arasında ateşkes sağlanırken Ermenistan ateşkes anlaşması kapsamında uzun süredir kontrolünde olan bölgeden geri çekilmişti. Ateşkesin ardından Moskova bölgede çatışmasızlığın sağlanması amacıyla 2000 Rus askeri barış gücü göndermişti. Brüksel'de Avrupa Birliği'nin ara buluculuk yaptığı görüşmelerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir barış anlaşmasına yönelik görüşmeleri ilerletilmesi konusunda anlaşmıştı. Paşinyan'ın ofisi İki yılın ardından 13 Eylül sabah saatlerinde iki ülke askerleri arasında yeniden çatışma çıktı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmalar başladı denildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin Ermenistan mevzilerine topçu ve büyük kalibreli ateşli silahlarla yoğun ateş açtığını, Azerbaycan'ın insansız hava aracı da kullandığını açıkladı. Moskova'dan salı günü yapılan açıklamada iki ülke arasında bir ateşkese varılmasının sağlandığı ifade edilmişti. Rusya'nın açıklamasına karşın çatışmalar sürerken Bakü ve Erivan birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. Diğer yandan eski Sovyet Cumhuriyetlerinden oluşan Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü, Azerbaycanla sınır bölgesinde çıkan çatışmalardan sonra Ermenistan'a gözlem misyonu gönderdi. Çatışmaların ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin durumdan derin endişe duyduğunu ve Ermenistan'daki yerleşim yerlerine ve sivil altyapıya yönelik bindirilen saldırılarda dahil olmak üzere çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki çatışmaların durdurulması için başta Rusya olmak üzere bölge ülkelerine taraflar üzerinde yapıcı etkilerini kullanması yönünde çağrı yaptı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı, Azerbaycan'la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanmalı ifadelerini kullandı. Burada önemli olan <laughs> Milli Savunma Bakanlığı da iki ülke sınırında yaşanan çatışmalar hakkında yaptığı açıklamada Ermenistan yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir ifadelerini kullandı.